Hey, we just want you guys to know that we love Assist, and we watch it every Saturday. Sevgili basketbol severler, bu haftaki Assist'e hoş geldiniz ve bu hafta Assist Münih'te. Evet, İstanbul'un sıcağından yine soğuk bir yere geldik. İsmet Badem ve Avrupa Ligi'nin en büyüğü, Avrupa'nın en büyüğü burada belli olacak. Sevgili Murat, gerçekten çok keyifli günler yaşıyoruz. Ancak FIBA yetkilileriyle görüştük. FIBA yetkilileri bize Münih'i tercih etmelerinin büyük nedeninin burada çok büyük bir Türk seyirci potansiyelinin olduğunu söyledi. Çok üzgünler. Keşke bir Türk takım burada olsaydı. 3 milyon nüfus bulunan Münih'te 500 binden fazla Türk var. Burada bulunan Türklere rastladığımız zaman ah neden nefes bilsen Ülker Fenerbahçe yok diye hayıflanıyorlar. Evet, Münih'in en önemli sembollerinden biri de şu anda arkada. Tarih dersimize başlayalım. Yok, bu hafta tarih dersi az böyle. Zafer takı Münih'in süslerinden bir tanesi. Evet sevgili asistçiler, şu anda da Münih'in önemli yerlerinden birindeyiz. Maria Plaza. Burası en tarihi bölgelerden bir tanesi. Müthiş bir kilise. Çanlar çaldıkça oradaki yukarıdaki... Kaç yılında yapılmıştı? Evet, tarihi anlatmaya başlarsan her hafta sorarım. Basketball. Evet sevgili asistçiler, şu anda Münih'teyiz. Avrupa Ligi Final Four'u için ve yıllarca hep söylüyoruz, Final Four'a ulaşacaksan en az 4 uzun. İyi bir takımda 4 uzun olmadan Final Four çok zor. Çok zor ve UCLA'nin meşhur koçu John Wooden'a bir gün sormuşlar. Bu hikayeyi daha önce de maçlarda anlatmıştım. Niye hep uzun beyaz oyuncuları, çok iyi sıçrayan zenci oyunculara tercih ediyorsun diye. John Wooden da demiş ki maç sonunda uzun oyuncular ufalmaz ama sıçrayan oyuncular yorulur demiş. Münih'te de John Wooden'ı düşünerek şu anda iyi oyuncu mu sence? Bence çok iyi oyuncu, hem de tam beyaz bir oyuncu. Yani ben hayatımda bu kadar beyaz bir oyuncu görmedim. Rengi çok iyi tutturulmuş ve bütün takımlarımıza, Final Four'u düşünen bütün takımlarımıza tavsiye olunur. Çünkü Avrupa'da herhangi biri kapmadan biz bunu bitirelim. Evet, rahmetli Aydan Siyavuş bana bir beyaz heykel ver yeter ki kafası çalışsın derdi. Beyaz heykeli bulduk ama kafası ne kadar çalışıyor bilemiyorum. Biraz sonra onu sorgularız. Sevgili basketbol severler, Münih deyince, Almanya deyince bira gelir. Burada çok büyük bira evleri var ve şu anda Münih'in en büyük bira içilen mekanlarından birindeyiz. Ve burada tabii ki yörenin müzikleri çalacak. Bavyera müziği ve geleneksel kıyafetleri içinde Bavyera müziğini dinleyeceğiz biraz sonra. Ja, ich liebe Assist. Assist ist sehr gut. Don't. Sevgili basketbol severler, söylediğimden bir şey anladınız mı? Evet.
şu anda bir Çin restoranındayız ve Çinli arkadaşım Abo ile birlikte. Kendisi basketbol hastası ve Münih'te bir Çin restoranının da sahibi. Ben harekiri yapmak istiyorum çünkü FSB sen burada Final Four'a gelmedi. Çünkü ben FSB seni mutlaka bekliyordum dedi. Evet burada. Sevgili basketbol severler, Çin yemeğini ne kadar seviyorsunuz bilmiyorum ama ben burada sevgili Mao bana öğretti ve bunları çalışıyoruz. Gerçekten Abo muhteşem bir usta. Bana da çok kısa bir süre verdi. Gel Murat bak. Şimdi soya fasulyesini gün batımına doğru çeviriyorsun. Üç hane çeviriyorsun. Ondan sonra yavaş yavaş bunlardan alıyorsun. Biraz atıyorsun soya yağı. Evet, şu anda Münih'in en işlek yollarından birinde yürüyoruz. Hava bir yağmurlu. Yani şimdi de güneş açtı ve o kadar çok Türk var ki Münih'te. Hakikaten bir dakika. Erda bir dakika. Bunlar Türk galiba. Bir saniye. Hangi telefonu alalım? Pardon. Buyurun. Guten Tag. Türksünüz galiba. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler. Merhaba, nasılsınız? Biz iyiyiz. Asist durdur. Gelmedi. Cumartesi sabahları galiba adam mı? Evet, asist programı. Vay! Asist programından. Hoş geldiniz. Nasılsınız hanımefendi? Hoş geldiniz. Ne kadardı Münih'te yaşıyorsunuz? 25 sene. 25 sene. Bir oğlan başka? İki kızımız var, bir oğlumuz var. Üçü de Almanya doğumlu. Üçü de Almanya doğumlu. Türkçen nasıl? Türkçem çok iyidir. Vallahi bravo, benimkinden iyi. Ben burada Almanya'da okuyorum, Münih'te. Ne tahsil yapıyorsun? İnşaat mühendisliği. Ha, benim gibi, ben de inşaat mühendisiyim. O zaman senin de spiker olma şansın fazla. Peki, bir şey soracağız. Basketbol asisti izlediğinize göre basketbolu da takip ediyorsunuz. Bir dakika, kendi asisti izliyor musunuz? Asistiyiz. Ne demek izliyoruz muyuz? Çok güzel basketbol oynar. Öyle mi? Peki hangi takımı tutuyorsun? Ben Ülke Spor takımını tutuyorum. Ben Fener'i tutuyorum. Vesbilsen. Üçünüz de aynı takım tutuyorsunuz. Takımız aynı aileden aynı takım. Ben ezelden bile Vesbilsen'i tutuyorum. Ezelden beri baskette Efes'i tutarım. Öyle mi? Tabii. O zaman en çok siz üzüldünüz çünkü çok yaklaşmıştı Efes bir kez daha. Maalesef çok üzüldük. Yani biz Efes'in %100 buraya geleceğine inanıyorduk ama kısmet olmadı. Hani hep birlikte izleyecektik. Çok çok üzüldük. Çok büyük bir potansiyel var yani Münih'te tanıdığım kadarınca basketbol üzerine. Çok üzüldüler. Başarılar diliyoruz. Evet sevgili basketbol severler, Münih'te hakikaten çok Türk var ve hepsi en azından bir takımımızı burada görmek istiyordu. Hazırlıkları vardı ama olmadı. Biz yürüyüşümüze devam edelim. Hakikaten buradaki Türkleri gördükçe ve bir Türk takımının burada olması ne kadar istediklerini daha iyi anlıyoruz. Niye gelmediniz? I like basketball. I like assist. Very much. He's very close friend of me. Thank you. Bu kameramızdan takım çekimlerini lütfen hiç yabancınız değil. Sinebeş'ten geliyorlar. Evet sevgili basketbol severler, bütün Türkiye'nin çok yakından tanıdığı bir Sima ile birlikteyiz. Ancak Türkiye'den kilometrelerce uzakta, Münih'te. Evet, nereden çıktı bu Münih ve nereden çıktı Sevda Demirel? Evet Sevda Demirel, merhaba. Merhaba, nasılsınız? Çok önemsiz nasılsınız? Çok mutlu oldum sizi burada görmekten. Biz de sizi görmekten çok mutlu olduk. Teşekkür ederim. Ne işiniz var Münih'te? Vallahi hem çalışmaya geldim hem de aşkımı doyasıya yaşamaya geldim. Hangi aşkı diye sorarsanız, ben aslında FSB için gelmiştim ama maalesef biliyorsunuz ki elendiler. Ama hiç önemli değil. Yine de ben tribünde olacağım ve Türkiye'yi ben temsil edeceğim. Elimden geleni yapacağım. Sevda Hanım, basketbolu mu çok seviyorsun, basketbolcuları mı çok seviyorsun?
Allah Allah. Yani ikisi bir arada paralel, aynı paralellikte yürüyor. Çünkü birinden birini sevmediğiniz zaman zaten hiçbir anlamı kalmaz. Bir kere basketçiler her zaman savunduğum gibi son derece çağdaş, bilinçli, akıllı, çalışan, kafaları çalışan, antrenman devamlı yapan, öyle kızların peşinde koşmayan, son derece düzeyli, tam ev erkekleri, yani evlenecek erkekler diye düşünüyorum. Eyvallah. I love assist. Türkiye'deki şampiyonu Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı olarak sormak istedikleriniz için telefonlarını bekliyoruz. Evet sevgili basketbol severler, şimdi dünyaca ünlü Münih Olimpiyat Stadyumu'nun önündeyiz ve arkamızdaki salonda yaklaşık 2 saat, 3 saat sonra finaller başlayacak. Final Four'un ilk ayağı başlayacak. Avrupa zirvesine işgal edecek takımlar son olarak isimlerini yazdırmak için kuyruğa girmiş durumda. Şimdi biz de her maçta, her kupada olduğu gibi asist ekibi olarak buraya gelip çekim yapmak istedik idmanlarda ama İsmet Badem kurallarını uyguluyor bu Final Four'da FIBA. Bu da nedir diye sorarsanız, isterseniz İsmet Badem'den alalım. Ben daima oyunculara yakın olmayı severim. Çünkü basketbolu çok seviyorum, oyuncuları çok seviyorum. Dolayısıyla şampiyonluk anından sonra onlara en yakın olup ilk röportajı ben yapmak istiyorum. Dolayısıyla FIBA bu konuda biraz hassas davranmak istiyor. Çünkü benim bu önceliğim diğer televizyonlar tarafından şikayet edilmiş. 20 televizyon canlı olarak verecek. Tabii bir o kadar da özel kameralar gelecek. Dolayısıyla sırf beni biraz daha geriye itebilmek için özel bir takım önlemler almışlar. Onu bugün 5'te anlatacaklar. Evet, idmanlara bile kamera sok. Hatta şu anda bütün idmanlar bitti ve en son idmanı Zalgiris Kaunas yaptı. Onlar da otellerine döndü ve boş salonu çekmek istedik. Maç günü hiçbir şekilde kameralar salona girmeyecek dedi FIBA ve bunu söylerken de FIBA yetkilisi sevgili Florian İsmet Badem'i gösterdi. Bunun sebebi de İsmet Badem kuralları. Sırf şu yüzden, çünkü ben sevgili basketbol severlere, Türk basketbol severlerine her şeyi en yakından ve en güzelinden sunmaya çalışıyoruz. Bazen hayati tehlikeler atlatıyoruz ama her şeye değiyor. Ben halimden çok memnunum. Asist için çok güzel şeyler hazırladım. Evet, Avrupa'da artık en büyük, ama en büyük 2 gün sonra belli oluyor. La Forti, du la Forti, du la Forti, du la Forti, du la Forti, la Forti, du la Forti. Merhaba, ben Güray Kanan. Ben Zafer Kalaycıoğlu. İkinci lig şampiyonu Emlak Bank'la ilgili sorularınızı bekliyoruz. Maçın ilk hücumu Kinder'den geliyor. Rigadu, Abio, Nestorovic. Tekrar Rigadu, Abio. Pozisyonu zorlamak istiyordu ama Mula Ömerovic bir faul yapıyor. 10 saniye var, 30 saniyenin dolmasına Myers güzel sıyrıldı, basket foul. Danilovic, Danilovic'in atışı ve basket geliyor Predrag Danilovic'den. Nestorovic,
Danilović, Nestorović perdelemeye geldi. Fučka'nın yardımı vardı. İkili oynadılar. Ve Nestorović, yani Nestorović. Bir kere mükemmel bir ikili oyun. Farkı 5'e çıkardı Kinder. Mula Ömerović. Carlton Myers, 3 sayılık atış Myers'dan başarılı değil. Danilović savunma reboundını aldı. Nestorović, Kinder Bologna'nın faul hakkı doldu. Pota altı ve basket geliyor Sconucci'den. Sconucci'nin perdelemesi. Sconucci Arjantinli ama İtalyan pasaportu olan bir oyuncu. Danilović, Danilović yardım geldi dengeyden. Araya Carlton Myers giriyor. Smaç da gidiyor ve smaç geldi. Carlton Myers'ın smaçı 27-18 fark 9 sayıya indi. 14 dakikayı geride bırakıyoruz. İşte Myers'ın mükemmel smaçı. Yıldızlar bizi mahcup etmiyor. Son 12 saniye ilk yarıda Sconucci. Sconucci atışı kullanıyor. Atışı başarılı. 6 saniye. Yaric 34-29. Yaric 3 sayılık atış ve basket. Yaric'in 3 sayılık basketi. Ve Team System seyircisi ayakta sevgili basketbol severler. Karnisovas'ın perdelemesi vardı. İkili oynadılar. Karnisovas, Yaric. 3 sayılık atış başarılı değil. Rebound mücadelesi Rigoda'da kaldı. Nestorović, Danilović, Sconucci, ters turnike basket foul. Sconucci, Krippa, Rigoda, Prosini teke tek oynayacak. Yardım geldi Betts'ten. Prosini'nin atışı başarılı değil. Nestorović ikinci kez tamamlıyor. Myers 3 sayılık atış Myers'dan başarılı değil. Nestorović savunma reboundını aldı. İkinci serbest atışı da başarılı. Evet, son 2 saniye 62-57 ve ilk finalist Kinder Bologna oluyor sevgili basketbol severler. Kinder Bologna maçı kazanıyor. Olaylar yeni başlıyor. İşte Kinderli bir seyirci kendini tutamayıp saha içine giriyor. Team System seyircisi gerçekten çok kızgın. Ve işte Team System seyircisinin attığı bir meşale ve Danilović en son yapması gerekeni ilk yapıyor ve reklam panolarının altına atıyor. Meşale ufak bir yangına neden oluyor ama yetkililer çabuk müdahale ediyor. Münih Olimpiyat salonunda gerçekten stresli anlar. Team System Bologna seyircisi bu yenilgiyi bir türlü kabullenmiyor. İşte bir meşale daha Mulaomerovic'in ayağına kadar geliyor. Damir Mulaomerovic de yine reklam panolarının altına atıyor. Tehlikeli oyunlar oynanıyor Münih'te ve Danilović. İşte bir kez daha spora politikayı karıştırıyor Sırp bayrağı elinde Danilović'in. Team System Bologna seyircisi şaşkın. Team System Bologna seyircisi azgın. Bu sezon 5 kez yendiği Kinder Bologna'ya yenildiği bir türlü kabul etmiyor. Alman polisinin müdahalesi yetersiz. Salonun her yerinde çeşit çeşit kavgalar, çeşit çeşit ufak savaşlar var sevgili basketbol severler. Ve sonunda jandarma, daha sonra da askerler devreye giriyor. Olaylar bitmek bilmiyor ve bizim arkamıza, evet, yayın yapılan bölümün arkasına kadar yansıyor. Alman polisi, asker ve jandarmanın da desteğiyle yaklaşık 100 İtalyanı gözaltına alıyor. Evet, olaylar bitmiyor. Team System seyircisi yenildiği kabullenemiyor ama spora, özellikle basketbola hiç yakışmayan görüntüler bunlar sevgili basketbol severler. Ve akla hemen şu soru geliyor. Ya Türk seyircisi bunu yapmış olsaydı? Evet, FIBA'nın cezalarını bekliyoruz. İlk hücum Zalgiris Kaunas'tan geliyor. Anthony Bowie. Bowie'nin ilk atışı başarılı değil. Tyus Edney. Stombergas, Anthony Bowie. Tyus Edney bomboş durumda ve ilk basket Zalgiris Kaunas'tan geliyor Tyus Edney ile.
Zukvaskas yardımı geldi. Pota altı Tarlaç, ikili sıkıştırma Rogers ve basket geliyor Johnny Rogers'dan. Teke tek oynuyor. Bir müdahale daha. Son anda topu kurtardı. Edney ve basket geliyor Tahis Edney'den. Tahis Edney'nin basketi farkı 9 sayıya çıkarıyor. Ve Tahis Edney'nin az önce attığı basket tekrar ekrana geldi. Johnny Rogers, Papa Nikolaou, Tomic, Tarlaç. Evet, Tahis Edney geldi ve adeta topu elinden aldı. Zukvaskas bomboş pozisyonda smacı tamamlıyor. Son 15 saniye, Tahis Edney. 5 saniyelik bir fark var. 30 saniye süresiyle maç saati arasında Adam Aitiz 3 sayılık atış ve basket. Yani Tahis Edney'i durduralım diye herkes ona bakarken Adam Aitiz farkı 15 sayıya çıkardı ve ilk yarı sona eriyor sevgili basketbol severler. Zukvaskas, Stombergas ikili oynadı. Zidek basket faul. Faul yapan oyuncu Papa Nikolaou. Tomic, Papa Nikolaou, Papa Nikolaou ve smaç geliyor Papa Nikolaou'dan. Zukvaskas, Adonaitis ve basket 84-67. Evet sevgili basketbol severler, Zalgiris Kaunas 87, Olympiakos 71 ve finalin adı belli. Kinder Bologna, Zalgiris Kaunas. Fizik ve mental olarak zaten çok yorgunduk. Zalgiris'in yakaladığı yüksek tempoya bir türlü ulaşamadık. Maçı kazanmak için oyuncularım yeterli çabayı gösteremediler. Final Four'a şampiyonluk hedefiyle gelmiştik. Ama bu kez olmadı. Çok üzgünüm. Hedefimizi gelecek seneye erteledik. Olympiakos Avrupa'nın en iyi takımlarından biri ve biz bugün çok iyi mücadele ettik onlara karşı ve çok iyi savunma yaptık. Bence Zalgiris büyük bir sürpriz gerçekleştirdi. Finaldeki rakipleri Kinder. Kinder tecrübesiyle ağır basıyor. Ama bugün Olympiakos maçındaki performanslarını tekrarlayabilirlerse şampiyonluk için şansları var. Ben de şampiyonun kim olacağını merakla bekliyorum. Ama sanırım güzel ve zevkli bir final seyredeceğiz. I like assist. Ich liebe Basketball. I like basketball. Evet sevgili basketbol severler, dünkü yarı final maçlarından sonra Final Four'da açıkçası hava da yağmurlu ama biraz huzura ihtiyacımız vardı. O özellikle ilk maçın sonundaki kavgalar, polisle İtalyan seyircisinin, Team System seyircisinin inanılmaz kavgası savaşa dönüştü hatta bazen. İkimizi de oldukça yordu ve üzdü. Burası tabii değil. Burası sonradan bir mimar tarafından organize edilmiş. Sevgili basketbol severler, milattan önce değil ama 1972'den önce sol tarafımızda size naklen sunduğumuz maçların oynandığı olimpik salon. Evet, üzerinde üzeri plexiglas ama tadilatta bir taraftan vinçleri görüyorsunuz. Üzerindeki bomun üzerinde, bom tabir edilen o parçanın üzerinde salon iki taraftan tutuluyor. Ancak şimdi büyük bir tadilata girmiş, 10 bin kişilik bir salon. Şu anda tam 185 metre yükseklikteyiz. Evet, yerden 185 metre yükseklikteyiz ve arkada olimpik ve olimpik futbol sahası, olimpik basketbol salonu, diğer spor kompleksleri ve buradan da Münih'in bir panoramik görüntüsünü sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz.
yerden 185 metre yükseklikte, evet, 20-22 Nisan'da Münih'te düzenlenen Final Four'da kazanan takıma verilecek kupa bu kadar yükseğe konulmuş. Ve yarınki mücadeleden sonra bu kupa onlara teslim edilecek. Sevgili basketbol severler, şu anda sevgili Erdal'ın kamerasından izlemiş olduğunuz bölge 1972 Münih Olimpiyatları sırasında sporcuların kaldığı olimpiyat köyü. Evet, hatırlayacaksınız, burada çok büyük bir terör olayı olmuştu ve birçok sporcunun hayatına mal olmuştu. Ancak şu anda burası oturuma açıldı. ...1972 yılında organize edilen mini olimpiyatları sırasında olimpiyat meşalesinin devamlı şekilde yandığı yeri şu anda sevgili Erdal'ın kamerasına izliyorsunuz. Biraz sol tarafında bahçe içinde tek katlı evler var. Açık havada rehabilitasyon usulü tedavi şeklinde doktordan rapor almış Münihli orta yaşı geçmiş insanlara tek katlı böyle tahta, ahşap evler veriliyor ve bahçeleriyle uğraşmaları için özel bir bölge orası. Hava atışı için hazır ve maçın ilk hücumu Kinder Bologna'dan geliyor Daniloviç'le. Rigadu Stombergas var karşısında. Adio, tekrar Rigadu, Adio Prosini, Adio Prosini, Nestorovic. Nestorovic'in atışı başarılı değil, kendi reboundını aldı, daha sonra bir faul. 3 sayılık atış Bouin'den ve basket. Anthony Bouin'in 3 sayılık basketi. Zalgiris Kaunas 3, Kinder Bologna 1. 2 dakikayı geride bıraktık. Daniloviç, Abio, Rigadu, Rossini. Rossini, Rossini'nin atışı başarılı değil. Nestorovic tamamladı. Bir kez daha Nestorovic. Ve Zufaskas'ın faali var. Stombergas 3 sayılık atış. Stombergas ve basket. Stombergas'ın 3 sayılık basketi 8-5 öne geçiyor Zalgiris Kaunas. 10 saniye kaldı, 30 saniye süresinin dolmasına. Anthony Bowie 3 sayılık atış ve basket. Anthony Bowie farkı 9'a çıkardı. Son 55 saniye. Skonikini pota altı. Nestorovic, Nestorovic ve basket. Adomaitis, Adomaitis ve bir baskette Adomaitis'den. Prosini, Prosini'nin atışı, bu da başarılı değil. Rebound mücadelesi son saniye ve ilk yarı sona eriyor sevgili basketbol severler. Thais Edney, Zufaskas, Zufaskas'ın atışı ve basket. Nestorovic, Nestorovic atışı başarılı. Abio, Daniloviç, 3 sayılık atış Daniloviç'ten başarılı değil. Zilek savunma ribaundunu alıyor. Thais Edney. Nasıl pasmaya gidiyor? Thais Edney. Kendi atacak. Ve inanılmaz kendi bir atacak. Basket. Kendi atacak. İnanılmaz bir basket. İnsanın karnını acıktıracak kadar imrendirici bir pozisyondu bu. 19 sayılık üstünlüğü var. Havada virgül oldu. Evet, havada resmen Adam virgül. Adam Aykiş, faali yapan oyuncu. 3 sayılık atış Rigadu'dan ve basket. Rigadu'nun 3 sayılık basketi.
Bowie'nin atışı başarılı değil. Rebound mücadelesi. Zidek ve smaç geliyor. George Zidek'ten. Zidek'in smaçı farkı 12 sayıya çıkardı Zalgiris Kaunas. İlk önce Ülkespor'u, sonra Efes Pilsen'i, sonra Olympiakos'u ve şimdi de İtalya'nın devi Kinder Bologna'yı eliyor ve şampiyon oluyor. Tahis Edni atışı başarılı değil ama hiç önemli değil. Bu maç bitti. Kupanın sahibi belli. 82-74 Kupa Zalgiris Kaunas'ı. Evet, bir sançeden Mercedes, bir sançeden yarış arabası yaparcasına minicik minicik parçaları bir araya getirdiler ve sonunda Avrupa'nın zirvesine oturdular. Kupa havada. Final maçı gerçekten çok güzel geçti ve çok hızlı bir final oldu. Şampiyon olmak çok güzel, çok mutluyum. İlk gün çok yorulduk. Zaten ağır bir sezon geçiriyoruz. Yine de oyuncularımın gösterdiği performanstan dolayı çok mutluyum. İnanamıyorum, gerçekten inanamıyorum. Muhteşem bir zafer. İnanılmaz bir zafer elde ettik. But not now. Merhaba Türkiye. Bence Türk basketbolu Avrupa'da zirvede. Tüm Türklerin Efes ve Ülker gibi Final Four'a gelecek takımlar olduğu için gurur duyması lazım. Gerçekten çok mutluyum. Bu kadar rahat bir zafer beklemiyorduk. Sonuç için sadece fantastik, fantastik diyebilirim. Fantastic. Want to say hi to all the Turkish people. Hello for everybody in Turkey. Hello, Turkish people. Good day, man. It's the only way to stop. Tyre Teddy. Tyre Teddy. Yes, yes. Hello, I'm going to say hi to all the viewers of Assist. I'm George Zidek from Žalgiris Kaunas, the champs of the EuroLeague 99. Let's go, baby. Evet İsmet Bey, davetiye mi bekliyorsunuz? Evet sevgili asistçiler, bir asistle daha tekrar birlikteyiz. Ya Amerika'yı gören yani Çekoslovakyalı bile, Çek Cumhuriyeti'nden bile let's go baby diyor. Yani ben hiç öyle etkilenmedim ama inanılmaz bir Final Four'du. Ama maçlar da çok güzeldi. Dönüş de muhteşem olmuş. 30 bin kişi küçük bir havalanını sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Havalanını basmış. Uçak 3 kere pas geçmek mecburiyetine kalmış. Sonra askerler halka açarak uçaklar inmiş. Kanatları bile yere indirmişler. Hayır, dişte taşmışlar. Çünkü evet, çok ufak bir alanda o. Ve inanılmaz bir coşku ve bayram var Kaunas'ta. Birkaç günde sürecek. Şimdi gelelim bugünkü asiste. Oldukça stüdyomuz kalabalık. Şöyle. Hem insan açısından hem de kupa açısından. İkinci Türkiye Ligi şampiyonu Emlak Bank'ın başarılı koçu Zafer Kalaycıoğlu'yla kaptanı Güray Karan bizlerle. Ve 3 hafta ya da 5 hafta önce buradaydı. Evet. Değil mi? Evet. Türkiye Kupası şiltiyle gelmiş. Şey demişti, Didem de aynı şeyi söylemişti. Lig şampiyonluğuyla da, kupayla da geleceğiz dediler. Ve geldiler. Evet, Fenerbahçe bayan takımı. Serap'tan başlayarak şöyle kısaca kendinizi bir tanıtır mısınız? Çünkü bayan bas Serap şaşırdı yine. Ya ben Serap. Ben Serap Göz. 9 yıldır Fenerbahçe'de oynuyorum. Kullandığın koku. Fenerbahçe bayan basketbol takımının kaptanıyım ve çok gurur duyuyorum bundan. O kadar. Didem'e geçelim. Ben Didem Akın. 1971 doğumluyum. İlk yıl Fenerbahçe'de bu sezonum.
ve şampiyon olduk, çok mutluyum. Aydın'a geçelim. Ben Aydın Uğuz, Fenerbahçe bayan takımının yardımcı koçuyum. Bu sene ilk defa bir bayan takımıyla çalıştım ve benim için çok güzel bir seneydi. Ve yüzü gülüyor. Arzu'ya geçelim. Merhaba, ben Arzu Özyiğit. Bu sene Fenerbahçe'de ilk yılım söylenemez. Daha önce Galatasaray'da 2 sene oynadım ama ondan önceki seneler Fenerbahçe'deydim. Ve tekrar Fenerbahçe'ye dönüp Fenerbahçe'yi takım olarak şampiyon yaptığımız için çok mutluyum. Ve büyük patron Göksel'e geçelim. Ben Göksel Zoran. Fenerbahçe'de 12 sezondur koçluk yapıyorum ama 2 sene ara vermiştim. 2 sene aradan sonra tekrar böyle güzel bir takım başında Türkiye şampiyon olarak bulunmaktan çok mutluyum. Evet, şimdi sevgili basketbol severler, Zafer Kalaycıoğlu, Güray Kanan, Emlak Bankası ile ilgili sorular artı Fenerbahçe bayan takımıyla ilgili sorularınızı bekliyoruz. Şimdi biz yokken bir de playoff oynanıyor Türkiye'de. Evet. Haber turu tamamıyla Türkiye Ligi'ndeki playofflardan oluşmuş. Onu bir izleyelim, sonra tekrar birlikte olacağız. Türkiye Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları tamamlandı. Fenerbahçe Darüşşafaka önünde normal sezonda her iki maçı da kazandığı için 1-0 önde başladı. Abdi İpekçi spor salonundaki karşılaşmanın ilk yarısında etkili olan taraf Darüşşafaka'ydı. Ainsley ve Green'in sayılarıyla 14. dakikada farkı 42-26 ile 16 sayı çıkaran Darüşşafaka ilk yarıyı da 48-41 önde bitirdi. İkinci yarıda İbrahim'i kontrol edemeyen Darüşşafaka Green'le direndiyse de maçı Fenerbahçe 195 kazanmasını bildi. Bu sonuçta Sarı Lacivertler seride 2-0 öne geçti. Çeyrek finalin diğer maçında ise Ülker Spor, sezon içinde iki kez yenildiği Galatasaray karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıktı. Harun'un sayılarıyla baştan sona üstünlüğünü sürdüren Ülker Spor, karşılaşmayı 78-65 kazanarak seriyi 1-1'e getirdi. Darüşşafaka Spor Salonu'nda oynanan diğer çeyrek final mücadelesinde ise Efes Pilsen, Tuborg'la karşılaştı. Efes Pilsen'in 1-0'lık üstünlüğüyle başlayan serinin ilk karşılaşmasında oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi takım ilk yarıyı 48-34 önde kapadı. İkinci yarıda başarılı oyunu sürdüren Lacivert Beyazlar maçı 95-56 gibi farklı bir sonuçla kazanarak seride 2-0'lık avantajı yakaladı. Bursa'daki karşılaşmada ise lider Tofaş Beşiktaş önünde hiç beklemediği bir yenilgi aldı. Maçı 89-86 kazanan Siyah Beyazlar seride 2-1 öne geçti. Çeyrek finalin ikinci maçları bugün ve yarın oynayacak karşılaşmalarla devam edecek. Evet, tekrar birlikteyiz ve telefonlarınızı bekliyoruz. Hem Fenerbahçe bayan takımı için hem de Emlak Bankası ikinci lig şampiyonu için. İstersen şöyle yapalım. Emlak Bank şampiyon oldu. İkinci ligde biz bugüne kadar çok şampiyon olan takım gördük ama Emlak Bank devletle ilgili bir kuruluş ve genel müdürler gelir değişir. Bir genel müdür ister, hemen yatırım yapar. Ertesi sene politik nedenle ayrılır. Başka bir genel müdür gelir. Kardeşim bu iş bitti der. Böyle bir şey olacak mı? Sanmıyorum, çünkü Emlak Bankası voleybol örneği var bir tane. Bu bir gerçek, yani voleybol gerçeği. Avrupa kupalarında başarılı olmuş bir takım voleybol. Spora çok yatırım yapan bir banka. Bu amaçla zaten bu takım birinci lige çıkmak ve reklamını yapmak amacıyla kuruldu. O zaman şimdiye kadar yapılan, bu sene yapılan paraların hepsi çöpe gitti demektir yani. Gerçekten öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Peki Güray'a bir şey soracağım. İlk telefonumuz hazırmış. Fenerbahçe gibi bir camiadan Emlak Bankası'na geçti sezon başında. Rahat da şampiyon oldunuz. Bu kadar rahat olacağını bekliyor muydun? Bu kadar rahat olacağını bekliyor muydum? Ben oraya geldiğimde Zafer abiyle konuşurken hepimiz belliydi yani, şampiyon olmaktı. Tabii bu kadar kolay olabileceğini düşünemiyorum. Bir mağlubiyet. Yani. Bir mağlubiyet. Bir mağlubiyet olarak şampiyon olduk. Kolay olmadı aslında. Dışarıdan çünkü tabii bizi sadece sporları, aslında hiç kolay olmadı tabii yani. Gayet zorlandık. Antrenman, sakatlıklar, bir sürü şeyler. Evet. Ama ilk telefonumuz hazırmış. Evet, iyi günler. İyi günler. Egemen Şeytoğlu, seni dinliyoruz Egemen. İyi günler herkese oradaki. Öncelikle özür diliyorum, konuklara soru soracağım demeyince bağlamıyorlar. Ben İsmet abiye şunu söyleyecektim. Okullarda basketbol diyorsunuz. Ben basketbolu kimseden değil, yalnızca sizin yorumlarınızla izledim. Maçlarda öğrendim ve şu anda oynuyorum. Bu asıl gerçek basketbol okulunu ticaret aracı yaptı birileri ve siz de buna katıldınız. Basket Final Four maçını sunmamayı teklif edebilirdiniz. Basketbol izleme hakkı satılık değildir. Bunu söyleyecektim ben. Ne oldu anlamadım.
okullarla ilgili bir şey söyledi. Ben duyamadım diyorsun. Tam kesinti oldu. Ben anlayamadım. Her sefere yapsın. İlkokullardan başlama kaydıyla basketbol eylemine başladık. Onu gelişmiş, çünkü bugün çok dar bir zamandayız. Onu gelişmiş, gelecek programlarda geniş geniş yer vereceğiz nasılsa. Evet, başka bir telefon, bir tane daha hazırmış. Biraz, evet. İyi günler. İyi günler. Kiminle görüşüyorum? Ufuk Murat abi. Murat abi. Bağlantıda bir şey var yalnız, hiç duyamıyoruz. Murat abi, bir saniye beklersen. Bir saniye Murat abi. Buraya mı geliyorsun? Ufuk, evet. Evet Ufuk. Alo Murat abi. Alo. O taraftan telefonu kapat. Alo. Evet, seni dinliyoruz. Nasılsınız Murat abi? İyiyim, sağ ol. Sorunu alalım. Ben Göksel Bey'e sorumu soracaktım. Evet. Bu sene Galatasaray'ı yendiler. Seneki Euro Lig'de hedeflerini soracaktım. Bir de Güray Kanan'a Fenerbahçe'den neden ayrıldığını soracaktım. Teşekkürler Ufuk. Evet Göksel. Şimdi bu sene ilk önce Fenerbahçe hedefi şampiyon olmaktı. Bu sene bunu gerçekleştirdik. Seneye Euro Lig için bizim kadromuzun tabi derinliğinin olması lazım. Çünkü hem hafta içi Avrupa'da hem hafta sonu Türkiye'de oynayacağız. Bu sene 5-6 kişiyi iyi kullanabildik. Genç oyuncularımız vardı kadroda. Sene bütçemiz el verdiğinde kadromuzu derinleştirirsek tahmin ediyorum Fenerbahçe tecrübeli oyunculuğuyla Euroleague'de de başarılı Türkiye'de de şampiyonluğu tekrarlayacaktır. Göksel niye Güray niye ayrıldın Fener'de? Ben hala gönülden Fenerliyim ama orada belki gazetelerden falan, basından da takip etmişlerdi. Ben anlaşmıştım Fener'le ama anlaşamadığım bir tek insan vardı. O da Ali Çoy'du. O öyle olunca da ayrılmak zorunda kaldım yani. Yani sen Fener'de kalmak istiyordun. Tabii Fener'de anlaştım ben. Her şey bitmişti. Ama maalesef Ali Çoğ. Ama Zafer'in işine geldi. Evet, daha hayırlısı oldu. Ali Çoğ'a çok teşekkür ederim. Evet. Onun sayesinde Güray bizim takıma gelmişse. Şimdi biz de izleyemedik o maçları. Sizin Galatasaray'a karşı playoff finalindeki maçlarının bir özetini hazırlamış arkadaşlar. Biz de ilk defa izleyeceğiz. Siz de hem hatırlamış olursunuz. Onları bir izleyelim, tekrar beraber olacağız. Bu sezon Bayanlar Ligi umulanın aksine çekişmeli bir final serisine sahne oldu. Son 9 yılın şampiyonu Galatasaray, Avrupa Bayanlar Ligi'nde ilk kez Final Four oynayıp üçüncülüğü kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Buna karşın ezeli rakibi Fenerbahçe ise 18 yıllık lig tarihinde hiç şampiyonluk sevincini tatmamıştı. Sezona Clarissa Davis ve Andrea Negi gibi Amerikalı patentli iki oyuncuyla Galatasaray'dan Didemi kadrosuna dahil eden Sarı Lacivertler lige iddialı girmişti. Normal sezonda oynanan iki lig maçında ise Galatasaray'ın üstünlüğüyle geçmişti. Balıkesir'de oynanan Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, güçlü rakibini ilk defa yenmeyi başarırken hem şeytanın bacağını kırıyor hem de Türkiye Kupası'nı müzesine götürüyordu. Playofflar başladığında ise beklenildiği gibi Galatasaray ve Fenerbahçe zorlanmadan finale yükseliyordu. Finalin ilk maçında Fenerbahçe, Larissa ve Didem'in başarılı oyunlarıyla Darüşşafaka Spor Salonu'nda Galatasaray'ı 72-59 yenerek seriyi 1-1'e getiriyordu. İki gün sonra bu kez Aptipekçi Spor Salonu'ndaki mücadelede 58-50'lik sonuçla üstünlük sağlayan taraf Galatasaray'dı ve seride 2-1 öne geçiyordu. Bu yenilgiye rağmen Sarı Lacivertler önce 66-48, ardından da 71-56'lık farklı sonuçlarla şampiyonluğa ulaşıyordu. Şampiyonluk sonrası Fenerbahçeli bayanların sevinci görülmeye değerdi. Başında biz yeneceğiz diyorduk. Kimse inanmıyordu. Bu takım oyuncuları inandı. Fenerbahçe yönetimi çok büyük bir destek verdi.
Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz de bunun karşılığını verdik. Seneye daha büyük işler yapacağız Avrupa'da da. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Zaten biz bu takımı yenebilecek güçteydik. Bundan sonra artık şampiyonluk bizim. Avrupa'da da Türkiye'yi biz temsil edeceğiz inşallah. Onlardan aldığımız bu bayrağı, onlar üçüncü oldu. İyi bir iş yaptılar. Biz daha yukarılara taşıyacağız. 18 yıldan sonra ilk kez şampiyon oluyor Fenerbahçe ve bu takımda olduğum için de ayrıca çok mutluyum. Çok mutluyum. Galatasaray'ın 9 yıllık şampiyonluk serisine hem Türkiye Kupası hem de Türkiye Lig şampiyonluğuyla son vermek müthiş bir duygu. Clarissa başta olmak üzere tüm takım bu inançla çalıştı ve kazandı. Evet. Burada da yangın çıktı yani. Ya finalde galiba sizin seyirciniz değil mi? Sayı olarak çok ağır basmış Galatasaray'a. Yani camia olarak seyirciyle bütünleşen bir camia olarak bakarsak, değerlendirirsek sanki siz kupayı daha çok istediniz diyebilir miyiz? Serap. Ben özlemiyiz bu bence. Herkes bunu bekliyordu. Güzel söyleyeyim mi? 18 yıllık bir özlemdi bu. Herkes bekliyordu, herkes istekliydi. Onun bir getirisiydi bu. Bize avantaj sağladı. Biz aslında bayan basketbolcular seyirciyle oynamaya hiç alışık değil. Bu ters de tepki yapabilirdi. Ama bize olumlu etki yaptı ve biz şampiyon İlk defa bu kadar seyircimiz oldu. Türkiye Kupası'nda da 3000 kişi oynadı. Öyle mi? Alışıyorsunuz yavaş yavaş. Ben Beşiktaş Fenerbahçe maçına, Fenerbahçe Beşiktaş, Cafer'e geldiğimde muhteşemdi. Bir de ben Fenerbahçe seyircisinin bu bayanlara verdiği desteği gerçekten alkışlıyorum. Futbolda ulaşamadığı kupalara basketbolda ve bayanlarda iki kupa birden ulaştı. Onlara da hayırlı olsun. Hayır, burada bir telefon hazırmış. Onu almadan önce bir şey söyleyeceğim. Şimdi yönetime çok önemli bir görev düşüyor. Tabii. Çünkü artık Avrupa bayan basketbolunu Avrupa üçüncüsü olarak tanıyor. Tabii. Ve mutlaka ve mutlaka desteğin gelecek sene daha da artması lazım. Çünkü üçüncülüğün altına düşmememiz lazım. Ve biz iki Final Four'u da izledik. Bayanlardaki bence şey fark daha az. Daha az ama bu kadromuz yeterli değil, kusura bakmayın. Mutlaka takviye edilmiş. Evet, telefonu alıyoruz. Göksel Şirin. Evet Göksel. İyi günler Murat abi. İyi günler Göksel, sağ ol. Buradan bütün basketbol severlere ve orada olan bütün konuklara iyi günler diliyorum. Sağ ol. Sağ ol. Buradan sorum Göksel üzerine, daha önce kaybettikleri şampiyonluklardaki hatalar neydi? Daha önce. Alo. Evet dinliyoruz, sen konuş. Hatalar neydi ve de İsmet Badem'in bir sorum olacak. Ben bir Beşiktaş taraftarıyım. Beşiktaş'ın playoff çeyrek finalindeki şansı nedir? Şu anda 2-1 önde Tofaş karşısında. Şu anki şansı nedir? İyi günler diliyorum. İyi günler, sağ olun. Şimdi ben önce cevap vereyim. Fenerbahçe'nin bundan evvelki senelerde şampiyonlukları kaybederken Galatasaray'ın kadro derinliği ve yabancı oyuncuların kalitesi vardı. O zaman zaten Zafer abi koştu. Maalesef biz Clarissa Davis'e yeniliyorduk. Bu sefer Clarissa Davis'i biz aldık. Biz yendik. Artık Galatasaray'ın kadro derinliğini bozduk. Biz 5-6 kişiyle oynarken onlar da 5-6 kişiye düştü. Evet, ve onları artı bir de Avrupa Ligi, Türkiye Ligi oynayınca oradaki hem konsantrasyon hem de yorgunluk buraya sonuçta etkiledi. Yani ne kadar etkilemediler şeklinde etkiledi ama bizim için avantajdı. Bu da bize ders oldu. Seni Avrupa Ligi'ne gireceksek Galatasaray gibi 6-7 kişilik kadro kurmayacağız. Kurarsak da başımıza böyle bir şeyler geleceğini baştan kabul edeceğiz. Zafer'e bir şey soracağım. Clarissa Davis bu kadar önemli mi? Yani Michael Jordan'ı diyebilir miyiz bayan basketbolu? Gerçekten çok önemli. Yani bir kere bu seneyle o zamanki statüde büyük bir farklılık var. Clarissa zamanında iki yabancı ile oynanıyordu. Bu sene üç yabancı. Yani zona bölgesinden de bir tane, zon 2'den bir tane getirildi. Ama Avrupa Ligi için. Avrupa Ligi için konuşuyorum zaten. Çünkü ve biz Galatasaray olarak o zaman öbür yabancımız da kaçmıştı. Sadece Clarissa ile playoff yapmıştık. Yani bu sadece Clarissa'nın gücünü göstermek açısından verdiğim bir örnek. Ama Göksel'in dediği doğru. Yani o zamanlarki kadrodaki derinlik çok fazlaydı Galatasaray'da. Tabi bu da o şu andaki antrenör. Üç tanesi buraya geldi. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum ya.
Evet, Beşiktaş'ı sordular. Çok çabuk cevap vereyim çünkü çok telefon var. Basketbolda her şey istatistikle ölçülüyor. Bir oyuncu alacağınız zaman hemen attığı sayı, reboundlar, asistler vesaire. Ama bir tek şeyi ölçemiyorsunuz, yüreği. İşte Beşiktaş, iki tane Amerikalısı evine döndü. Ama geri kalanlar istatistikleri alt üst eden bir yürek koydular ortaya. O yürekleriyle Prescavicius da o yüreğin üstüne yürek koydu. Ve Topaç'ı kendi evinde teslim aldı. Beşiktaş kendi sahasında, kendi seyircisi önünde kolay teslim olmaz. Topaç'ın işi çok zor. Beşiktaş tabii ki tura daha yakın. Bu da Topaç için tabii ki hiç de hoş bir durum değil. Bir telefonumuz daha hazır. Gürol Canıberk Manisa'dan. Merhaba Gürol. Merhaba. Evet, sorunu alalım. Murat abi, oradaki herkese iyi günler diliyorum. Ben 16 yaşında bir basketbol aşığıyım. Benim ilk sorum Koç Göksel Zeren'e. Bu sene Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Bayan basketbol takımına desteği sürecek mi? Diğer sorum ise Koç Zafer Kalaycıoğlu'na. 7 tane ikincilik takımını birinci lige çıkaran Oktay bu sene Emlak Bank'la birinci ligde oynayacak mı? Sağ ol Gürol. Sağ ol. Oktay'ı biz bir yani hafta haber yapmıştık. Evet, Göksel, bunu biraz konuştuk. Şimdi kısaca. Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım maçtan sonra direktörü hastaydı, maça gelemedi. Yönetim kurulumuz oradaydı. Telefonla aradı beni. Kendisi çok başarılı olduğumuzu söyledi ve tebrik etti. Önümüzdeki senede bu seneki bütçesini ve hakkını veren tek takım olduğumuzu, önümüzdeki senede bunu büyüterek Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil edecek takımı oluşturacağımızı söyledi. Sayın Osman Yalçın'la daha sonra ofisinde görüştük. Önümüzdeki sene için neler gelmesi yapılması gerektiği için bizden bir plan program istedi. Çalışmalara daha şimdiden başladık. Tahmin ediyorum Fenerbahçe Kulübü Avrupa Ligi'nde oynayacak bir takımını, çünkü Fenerbahçe'nin Avrupa'da da işte büyük, Avrupa Ligi'nde oynayacak bir takımını en iyi şekilde oraya kadrosunu koruyacaktır. Yani hazırlayacaktır oraya. Final Four'da seyrettiğimiz Final Four'da 2 veya 3 oyuncuyu aldığınız anda Avrupa'da ilk 2'ye girersiniz. İnşallah. Bir de Zalgiris'i yenen tek takım da tabii, takımlar arasında Aydın Fenerbahçe. Aydın aynı düşünceyi paylaşıyor musun? Kusura bak, fazla konuşmuyorsun. Telefonda. Oktay'la ilgili. Oktay vardı, pardon. Sen Oktay'la ilgili. Ben evet, Oktay'la ilgili söyleyeceğim husus şu. İlk transferimiz bizim bu sezonun başında Oktay oldu. Yani doğru tespit etmişiz o konuda. Ve lige çıkan takım olduk. Buradan Oktay'a teşekkür ediyoruz. Ama oynamadı bu sene uzun süre. Çok ağır bir hastalık, sakatlık geçirdi. Bir hastalık ameliyatı oldu tam sezon ortasında. O yüzden de tam son gün 15 Kasım'da Serdar Köymen'i aldık. Ona da teşekkür ediyoruz. O da görevini tam olarak yaptı. Zaten sonradan gelenler katkısı daha fazla oldu. Güray burada. Bir de Chad Allen, Amerikalı oyuncumuz, o da sonradan geldi. O da muazzam iş yaptı. Oktay için tekrar teşekkürler. So, okay, hello. My name is Rimas Kutnaitim. I like assists. Ich liebe Basketball. I like Basketball. I like basketball. Mi piace il basket. Mi piace il basket. Mi piace il basket. Hello for everybody in Turkey. Hadi çek bakalım, çek. Hadi. Hadi sana bırakalım. Hadi bayanlarım. Evet, telefonumuz hazırmış. İbrahim Çağlar, İstanbul. Merhaba İbrahim. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ olun. Benim ilk sorum, Fenerbahçe kızı, Fenerbahçe basketbol takımını çok tebrik ediyorum. Ne varsa yine kızlarda var. Ali Çoy, Güray Kanal'a bir sorum olacak. Ali Çoy ile niye anlaşamıyor? Bundan başka bir şey daha söylemek istiyorum. Bu Sine 5 hakkında. Önce NCAA finalleri, sonra Saporta Kupası finali, daha sonra Bayanlar Final Four, bir de işte son Euroleague finali. Hep böyle mi devam edecek? Herhalde şifreyle ilgili bir soruya geliyordu değil mi? Belki de tebrik edecekti bu kadar çok yayını verdiğiniz için. Bence tebrik edecekti. Bence şifreliğe geliyordu. Aynen. Şunu söylemek istiyorum.
Avrupa'da televizyon gelirleri takımların çok önemli kaynaklarından birini oluşturuyor. Biz bedava seyirci taşımaktan, bedava maç yayını yapmaktan artık bir şekilde yani bir adım atmamız lazım. Zannediyorum ki yetkililer de şifreli de olsa ne kadar telefon gelecek diye böyle ufak bir deneme yaptılar. Yine çok izlenmiş ve nasıl futbolda havuz her sene büyüyorsa buna benzer bir gelirinde basketbolda oluşması bu kadar şifreye rağmen Saporta, Bayanlar Final Four'u ve Erkekler Final Four'u. Bütün Türkiye bugünlerde bunları konuşuyor ve böyle çok güzel bir yayını gerçekleştirdi gerçekten. Evet Güray, Ali Çoy'la niye geçinemiyorsun? Ya, şimdi Ali Çoy neden geçinemedim ben bilmiyorum. Çünkü Ali Çoy'la ben 4 sene takım arkadaşım oldu. Beraber de oldu, beraber de oynadım ama bilemiyorum herhalde yani bir şeyleri ben farkında olmadan ona herhalde bir şey yaptım. Yani ben çünkü hiç bilmiyorum ona neden böyle olduğunu ama kendisi basketboldan çok anladığını iddia ediyor. Herhalde çok anladığı için o takımda belki de yerim olmadığını düşündü. Ama işte insanlar görüyor yani ben şu anda olsam o takımda herhalde oynardım, yer bulurdum yani. Bunu kendisine sormak lazım, Ali Çoy'a sormak lazım. Evet, Ali Çoy'a da zaten cevap hakkı doğdu. Tabii istediği yani. Zaman istediği yerden konuşuruz da ben, beraber. Ben, bak bu kadar, yani. Sen biliyor muydun böyle bir olay olduğunu? Ben ilk defa ben şey yaptım ama. Ben zaten... Olabilir yani ne olur yani bu çok güzel durulacak bir konu değil. Hiç üzülmüyoruz. Hallolur. Seni Emlak Bankı birincilikte şampiyon evet. Yaparsınız olur biter. İnşallah. Seneye hedef ne? Onu bir sorayım da telefonu almadan önce. Şimdi asansör takım olmak istemiyorsunuz herhalde. İnşallah o öyle bir şey olmaz yani. Seneye gerçekten lig çok zor. 14 takıma düşünce çok güçlü olacak. Ben şu anda Emlak Bankı yöneticileriyle görüştüm ve sen de seninle de birlikte görüştük. Takdir ediyoruz hepsini ama 6000 tane, 8000 tane Emlak Bank konut yapıyor Bahçeşehir'e. Murat iddia ediyor ki orada mutlaka bir takım olmalı. Gelin Bahçeşehir'e taşıyın. Oraya da bir tane salon yapın, bitsin gitsin ya. Vay şimdi Bahçeşehir biraz daha uzak. Bizim şu andaki tesislerimiz Ataköy'de. Biz Ataköy sakinlerine, Ataköy semtine. Orada mı oynayacaksınız maçlar? İlk tercihimiz orası olur diye düşünüyorum. Kaç bin kişilik salon? 5000 kişilik bir salon var orada. Ahmet Cömert bitmek üzere. Şu anda gezdik. Her şey tamam. Sadece potaların vidaları sıkılacak yani o konumda. Evet. İnşallah Ataköy'den sahip çıkar. Çok azaldı. Son telefonu da çok beklettik. Hakkı Çetinkaya. Evet Hakkı merhaba. Merhaba Murat abi. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Oradaki herkese iyi günler. İyi günler. Hemen sorunu alalım çünkü son iki dakika. Tamam. Göksel'lere ne olacak sorum? Bu sene Klöse ile devam edecekler mi? Bir de yeni Türk oyuncular takviye olacak mı? Tamam. Sağ ol. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi Klöse ile tabii ki devam etmek istiyoruz. Ama Klöse önce bu sene son senesi olduğunu söyledi bize basketbol oynamak için. Basketbolu bırakacağını söyledi. Kaç yaşında? 32 yaşında. Çünkü evime vakit ayırmam ayırmak istiyorum dedi. Uzun senelerdir profesyonel oynuyorum dedi. Fakat bu son şampiyonluktan ve ortamdan sonra çok sevindi. Çok sevindi. Fenerbahçe'de bir sene daha oynayabileceğini söyledi. O seyirciyle çünkü kendisinin havaya girdiğini söyledi. Ve dün Amerika'ya döndü bu Women NBA için. Biz kendisiyle konuşacağız. Eğer kendisi oynamaya %100 karar verirse büyük ihtimalle seneye Fenerbahçe formasını giydireceğiz. Bu 36, 32 bir şey değil yani. Ondan sonra Andre Nagy'le de anlaştık gitmeden. O seneye de devam ediyor. Türk kadro olarak biz kadromuzun zaten kaliteli ilk beşimiz. Dediğiniz gibi kadroyu derinleştirip 1-2 Türk oyuncu, belki 1-2 yabancı oyuncuları da kadroyu derinleştirip 8-9 kişilik bir kadro oluşturmak istiyoruz. Evet, Arzu'dan başlayarak çok kısa çünkü artık süremiz de doldu. Fenerbahçe kadrosunda gelecek sene görmek istediğin bir oyuncu var mı? Türk veya yabancı? Avrupa Final Four'u düşünerek. Evet, öncelikle kendim. Çabuk çabuk ama. Takım arkadaşlarımın anlaşmasını istiyorum. Öncelikle Türk takım arkadaşlarımın ve Clarissa ve Naj'ın anlaşması benim için çok önemli. Ondan sonrası zaten Avrupa'dan diğer oyuncular seçilir herhalde. Aydın? Bizim koç olarak bir yorum yapmamamız daha uygun düşer herhalde. Tabii ki öncelikle bu bütün takımdaki oyuncularımızı görmek istiyoruz. Didem?
Aynı kadroyu istiyorum ben. Artı tabii ki Clarissa'nın kesinlikle Fenerbahçe'de kalmasını istiyorum. Ve bir de Rıza Mık takımın 11 numaralı oyuncusu olursa. Hangisi şu ya? Anda ismini hatırlayamadım. İsmet abi. Kovaçova. Kovaçova. O olursa biz de Avrupa'da bir şeyler yapacağımıza inanıyorum. İşini biraz kolaylaştırın Kovaçova. Ben yani inşallah daha neler olacağı belli değil. Teknik kadro ile ilgili bir konu çünkü bu ama geçen sene takımımızı kuran Murat abiydi. Fortu Murat'tı. Şimdi ne olur ne biter bilemiyorum. Onun geçen sene emeğiyle kurulmuştuk. Başarılı olduk. Şimdi birileri bizi alacak ele ve inşallah Avrupa'da ses getirecek bir takım olacağız. İnşallah. Evet, hem Emlak Bankası'na hem Fenerbahçe Bayan takımına hepinize çok teşekkür ediyoruz. Süremiz dolmuş, taşmışız. Bu arada Fenerbahçe forması da İsmet Badem bayan basketbolculara Göksel ve Aydın'a imzalatacak. Bunu da önümüzdeki hafta telefon eden iki tane izleyicimize hediye edeceğiz. Zafer Güray, birinci ligde başarılar. Teşekkür ederim. Size de hem önümüzdeki sene inşallah Final Four'da da başarılar diliyoruz. Duvarımızda yer fazla yok ama bina dışına artık bir yerde yer bulup imzanızı bekliyoruz. Evet sevgili basketbol severler, önümüzdeki hafta Asist'te tekrar buluşmak üzere. Ben her zaman olduğu gibi son sözü İsmet Badem'e bırakıyorum. Evet sevgili Forti Murat, bu bayan takımında çok büyük emeğin var, seni unutmadık. Seni de buradan alkışlıyoruz ve bayanların üzerinden katiyen ayrılma. Dudaklarınızdan tebessüm, kalbinizden basketbol sevgisi eksik olmasın. Sizleri çok seviyorum.